olan bize oluyor. Yani düştüğümüz adamlara bak. Bizi yöneten insanların tinetine bak. Zeka kalıplarına bak. Yazdıkları cümlelere bak. Şunlar Türkiye yönetiyor. Türkiye yönetiyor bunlar. Ya yani çok anlattığım bir fıkra vardır. Adamın biri ölmeye yakın. Devesinden şey ister. Helallik ister. Devesi der ki ya helallik sana helallik vermek isterim demiş. Benim demiş çocuğumu doğradın yedin. Bu sana helal olsun. Bu bile sana helal olsun demiş. Beni demiş sıcaklarda çöllerde susuz 10 bin kilometre yürüttün. Bu da sana helal olsun demiş. Ama demiş beni şu sümüklü eşeğin demiş peşine taktın ya demiş. Ben bunu asla affetmem demiş. Biz de yani Tayyip Erdoğan Bey'e, cemaate, bu halkımıza, hepsine söylüyorum. Buna oy verenlere. Şu sümüklü eşeklerimizi peşine taktılar ya bizi. Değil mi? Dilekçemize onlara bakacak. Safsaklıyorlar. Bilmem ne veriyorsun ilgilenmiyorlar. Çünkü cemaatin işi değil, Tayyip'in işi değil. Sonra bunları verdiğin zaman, şikayet ettiğin zaman, durumunu hukuki olarak aradığın zaman 1880'den beri adam içeride yatıyor. Hakkı var. Bu adama hakkı olarak dilekçe veriyor. Cemaat bunu safsaklıyor. Sonra köşe yazarı yazı yazıyor. 1880'den beri Türkiye ne zaman kalkınmak? Ya orası değil. Bak burada bu dilekçede bir haksızlık var, buna cevap ver. Ve bizi bu ne bu değil mi? Bu sümüklü insanların peşine taktılar. Türkiye'yi taktılar. Ve bunun tabii ki maliyetlerini çok ağır. Fakat tabii burada bir İslam kültürü de bir hesaplaşıyor. Çok acıklı olan da o yani. Büyük yanlış empoze edilmiş, yanlış anlatılmış bir ideolojik kültür var. O da iflas ediyor. Çok büyük bir iflas bu. Yani şöyle bir şey.